gelecek şimdi. Huruf-u mukatta kesik harfler nasıl etkilediğini anlatacak. Maddeyi nasıl aktif ettiğini. Bir kere hepiniz fen okumuşsunuzdur. Fizik eskide biz mektep okurken madde, atom, maddenin bölünebilir en küçük parçasıymış. Öyle mi? Öyle okuduk. Bölünebilir en küçük parçası. Şimdi kuantum fiziğiyle maddenin bölünebilir değil. Maddenin, kuantum fiziği ne demek biliyor musun? Varlık arkasına iman ediyorlar. Kuantum fiziği demek, maddenin arkası demektir. Hani her şey maddeydi? Şimdi ne diyorlar? Hayır. Maddeye tesir eden, madde arkasıdır. Kuantum fiziği demek, maddenin arkasıdır. Maddenin arkasına geçiyorsun. Şimdi maddeye tesir ediyor arkası. Doktorlar cini ve şeytanı, ervah habisiyi ve günahın bedeni nasıl bozduğunu kabul etmediği için cini ve şeytanı ve günahları sırf bedendeki netice olan zararları, hormon bozukluklarını tedavi ediyor. Ama bozukluk devam ediyor. İlaç ve o bozuyor. Arkası ruh tedavi edilmedikçe, günahtan vazgeçilmedikçe o hastalığın devam eder. Asrın en büyük vebası ve belası psikolojiktir, ruhsaldır. Ruhsal da dinle tedavi olur. Din maddeyi değiştiriyor. Metafizik fiziği nasıl değiştiriyorsa. Üstad Hazretleri diyor ki, Hamim Tasim Elif Lam Mim Hamim Ayn Sin Kaf. Huruf-u mukatta bu 14 tane. Bunlar diyor ki gibi huruf-u kutsi şifre-i ilahiymiş. Maddenin, maddeyi Allah'ın yerleştirdiği şifredir. Yani bilgisayarın, kapının, kapı seni görünce açılıyor. Ama müşteriye açılıyor. Bir de bazı kişilere kodlanırsa sırf ona açılır kapı. Mesela ben gördüm birisinde cep telefonuna Ahmet dedi, açıldı. Ahmet, Ahmet dedi, açılmıyor. Aynı üslup, aynı adam diyecek. Sesle telefon açıldı, biliyorsunuz. Ha. Açıldı mı telefon? 100 sene önce desen, kim inanır? Ha. Sesle telefon nasıl açılıyorsa, Hamim. Bu da ruhunu öyle açıyor. Bu da şifre. Gibi huruf-u kutsiye şifre-i ilahi hava zerratı içinde zamansız münasebat-ı dakikayı hafiye telleri ihtizaza getirerek bunlar harfle neymiş? Birer düğüm. Birer düğme harfleri olduklarını. Şu mikrofonu görüyor musunuz arkadaşlar? Bak yapıyorum şuradan. Buraya bakın mikrofonu. Bak bu kablo. Şimdi düğüm atıyorum. Düğüm attım. A mikrofon. Ennefasati fil ukad. Böyle diyor, düğüm atılmış kablolara, bak düğüm atılmış iplere, eli dalalet sındıka öfleyip sizi bozuyor diyor. Hangi süredeydi? Felak süresi değil mi? Ha, aynen böyle. Nedir o? Kablodan bahsediyor. Düğme. Bu bir düğmedir. Benim sesim nasıl size geliyorsa bu huruf-u mukatta'da maddenin düğmeleri ve düğümleriymiş. Onunla giriliyor. Maddenin arkasına. Yani maddenin arkasına ne demek biraz da bir daha misal vereyim. Uykun geliyor. Yatıyorsun. Bu gözün kapalı. Kulak da kapalı. Hop! Alemi misal açılıyor, rüya alemi. Bu gözle mi seyrediyorsun rüyayı?
Hayır. O rüyada birisininle konuşuyorsunuz. Bu kulağına mı duyuyorsun? Hayır. Gözün kapalı, rüyada görüyorsun. Yatakta yatıyorsun, ayakla yürüyorsun. Kulağın duymuyor. Bu kulak duymuyor ama rüyada arkadaşının sesini duyuyorsun. O nasıl bir alem? Uyku harf gibidir. Seni öteye geçirdi. Abi hayal hayaldir ya, uyku hayaldir. Uyku hayalsa fatura niye çıktı? Niye gusül yapıyorsun? Madem rüya hayaldir, rüyada korkmanla terde su niye oldu? Hani rüya ise koştun, terde su niye oldun? Bu ceset mi koştu? Yok, niye bu terde su oldu peki? Yatıp yatıyorsun. Niye nefesin nefes kal? Madem hayaldir, niye gusül abdesti alıyorsun? Hani hayaldir? Uyku harf gibidir. Geçtin oraya, Kur'an harfleri de böyledir. Seni maddenin arkasına geçiriyor. Kuantum fiziği bize çok güzel bir örnek buna. Bir daha söyleyeceğim. Kuantum fiziği maddenin arkasını kabul etmek demektir. Madde arkasıdır. Eskiden biz liseyi okurken atom maddenin bölünebilir en küçük parçası demişti. Şimdi öyle bir şey yok. Kuarklar var. Kuarklar var. Nötronlar var. Atom neymiş? Atomun arkasına geçiyorsun. Atom altı, atom üstünden daha harika. Ne oldu? Allah'tan dinimiz bu alemden öteki başka bir alem var. Bu alem onun üzerine tenteneli perdedir deyince ya bu alemden başka ne alem? Her şey bu ya. Her şey bu madde işte. Diyorlardı. Kuantum fiziği nerede? Fiziğin olduğu yerde. Öteler nerede? Olduğumuz yerde. Kocaman ağaç nerede? Çekirdekte. Şahsiyetin nerede? Burada. Duman ve nur nerede? Odunda. Bütün alem de sende. Bir çay da vereceğiz. Anlıyor musunuz? Düğmeymiş. Hangi? Ha mim ayn sin kaf. Girdi sana. Öyle bir şifre ki renginiz değişmiş. Bir de yedi defa okunsa, bir de usulüne göre gözünü kapatsan, kafanda beni sesi şey yapsan, 7 tane, 14 tanedir, hepsine 7 tane kusar. Oh elhamdülillah, Kur'an böyle kardeş. Mesela sabah kalktınız, kafanızda duman var, basınç böyle, üf, birisini bulacaksın, çatacaksın değil mi? Göğsün bastı, kafan böyle küçük bir topun içerisine çok hava basarsın da gelir ya basınç. Allah aşkına bir yap. Bir ayet-i kürsü oku, içine çek. Ve huvel aliyyul azim. Bitti mi? Azim. Tut. Nasıl darmadağın oluyor? Yap. Bir şey olmuyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. 7 tane yap. Nasıl dağıtıyor? Çünkü o fena madenlerdir diyor ustad. O mevad-i şeriredir. İnsanın fıtratını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevad-i şerire. Kur'an bambaşka bir şey. Kur'an buradayken seni öteye taşıyıp öteyi burada yaşatandır. Ramazan ayı aynı ay ama Ramazan çok değişik. Evet, Ramazan ayı diğer aylar gibidir. Aynı, güneş aynı. Ümraniye aynı. Niçin değişiyor? Ya. Kur'an'ın harfleri oduna benzer, oduna. Kimisine zulmet çıkarır odundaki duman gibi, kimisine odundan nur çıkar iman ehli gibi. Kur'an harfleri çekirdeğe benzer. Çekirdekte dal var, yaprak var, çiçek var, koku var, var da var değil mi? Kur'an harfleri de öyledir.
Demek ki huruf-u mukatta birer düğüm ve birer düğme harfi olduklarını ve ferçten aşağı manevi telsiz telefon muhaberat-ı kutsiye ifa etmeli. Bir de ötelerle görüşme zeminiymiş bu. Kanalıymış. Hani cumhurbaşkanları kırmızı bir hat çekerler kendilerine. Özel. Bu da hatmış, özel. Kur'an okuyanlara bir hat var, Kur'an hattı. Bir de huruf-u mukattayı, bu dersleri bilenlere bu hatmış. Peygamberle ve onun varisleriyle Allah arasındaki özel kırmızı hatmış. Huruf-u mukatta, şifre ilahiyeymiş. Telsiz, telefon, muhaberat-ı kutsiyi ifa etmeleri o şifre-i kutsiye ilahiyenin şenindendir ve vazifesidir ve gayet makuldur. Şimdi işte havanın havaya atıyoruz bu kelamı. Hamim. Havanın her tarafında var şimdi. Havanın bu çoğaltması, bu kelamı çoğaltması hasiyetine binaendir ki mevcudat-ı havayı olan hurufat, harf, ham, mim, nun, bu harfler, hurufat, kutsiyet kesbettikçe, yani o harfler kutsileşirse, şöyle, odundan duman niye çok çıkar? Islak olduğu için. Güneşe koyarsanız duman az çıkar. Ha, bir insan da kutsiyet kesbederse, Kur'an harfleri odundan dumanın az çıkması gibi olursun. Şöyle diyeyim. Nasıl ki kimyada şifre bilirseniz kimyaya giriyorsunuz. Bomba bile yaparsın. Şifresini bilirseniz atomun içinden nükleer enerjiyi alırsınız. Öyle değil mi? Nükleer bomba. Bak şimdi bir daha. Atomun şifresini bilirseniz ki bu kimyagerliktir. Kimya mühendisleri, fizik mühendisleri olur. Şimdi atomun şifresini bilirseniz atom ortadan kalkar, nükleer bir enerji olur. Tamam mı abi? Tamam. Peki, iyi dinleyin burayı. Atomda var olan nükleer bir enerjiyi bu ilim ve teknolojiyle çıkarırsak, yok iken o enerjiyi atom şeklinde yapan Allah'ın kullandığı teknoloji ve ilmi düşünün. Nükleer bir enerjiyi atom şeklinde yapmış Allah. Tutmuş koymuş buraya. Tozi ana bu. Toz. Bak, atomun içerisindeki nükleer enerjiyi çıkarmak için nükleer bir fizik ve kimya gerekiyor. İlim gerekiyor. Nükleer. İlim ile çıkartıyorsanız ya o yok iken onu o şekilde atom olarak yapan teknolojiyi kullanılan ilme bakın bir daha. Nasıl bir teknoloji kullanmış? Bu cesetten bu sesin çıkmasında kullanılan ilme bakın. Nasıl bir teknoloji kullanmış? Etten ses çıkar mı ya? Etten ses çıkar mı? Hadi ses çıktı. Bu da ses. Ama benim sesimden ben varım. Affedersin, küçük ve büyük idrarda insanın içi taşınıyor ya. Tıp daha buna gelemedi veya insanlar buna müsait değil. Büyük ve küçük idrarla insanın hastalığını tespit ediyorlar ya. Öyle bir zaman gelecek ki terini getir diyecekler. Teri İdrar büyük küçük abdestten daha camidir. Kişinin kimliğini gösterir. Şarap içenin teri aynı necistir. Büyük abdest gibidir. Senle ben sarıldığımız zaman ter mübarektir. Allah Resulü mübarek kokardı. Müslümanın teri mübarektir. Şarap içenin, içki içenin teri haramdır. Dokunamazsınız. Dokundun, 3 defa yıkaman lazım. Çünkü ter değil. Başka bir şey. Maddenin içi başka bir şey.